Tekrar iyi akşamlar gençler. Bugün 7 Ağustos 2023, Doğuş Otomotiv kapanış değeri 279 lira. Doğuş Otomotiv'i en son 154 lirada çalışmışız. Şu dip bölgede yani. Bu çalışmamızda 215 lira makas direnç hedefi demişiz. Şu bölgede yani tam burada beklediğimiz makas direnci gerçekleşmiş. Ve sonrasında çok az bir düzeltme gelerek hareket devam etmiş. Dolayısıyla aslında çalışmanın şu günlerde yani 19 Temmuz gibi güncellenmesi gerekirdi. O arada unutmuşuz ya da gözümüzden kaçmış diyelim. Şimdi baktığımızda son 2 haftada yine şurada bir dinlenme süreci var. Bugün ise bu son 2 haftalık dinlenme bandını yukarı yönde kırdı. Dolayısıyla bari şu seviyedeyken çalışmamızı güncelleyelim diye düşündük ve hemen değerlere bakalım. Göstergemizden başlayalım. Göstergemizin en son pozitife döndüğü yer 23 Haziran'da 153 lirada dönmüş. 153'ten 279'a olan bu hareketi baştan sona kadar pozitif olarak getiriyor göstergemiz. Kapanış 279 dedik. Zarar kes seviyesine bakacak olursak zarar kes seviyesi 266 lira olarak alınabilir. Tabii bu hızlı işlem yapanlar için daha çok. 260 lira, 66 lira zarar kes seviyesi altında. Diğer destek seviyesi 250 lira 50 kuruş ve 231 lira 50 kuruş olarak izlenebilir. Bu destek seviyeleri üzerinde hareketler oldukça o zaman bu daha önce yaptığımız makas çalışmamızdaki değerlere dönelim. Yani şu bölgede bu makasımızın gerçekleştiği yerdeki hareketin ikincisini yapmamız gerekir. Hemen zamansal kayma. Evet, 200 EMA paralelinde gittiğimizde bahsettiğimiz zarar kes seviyeleri üzerinde hareketlerde orta ve uzun vadede 372 lira 10 kuruş ikinci makas direnç seviyesi olarak izlenebilir. 372 lira 10 kuruş. Evet, takas görünüme bakacak olursak son 1-2 günde toparlanma var. Takastan önce araç kurum dağılımına bakalım. Bugün en iyi alıcılar Yatırım Finansman ve arkadaşı Bankof. 170 bin Yatırım Finansman alım var. 169 bin Bankof'un. Satın tarafında Garanti İş Yatırım Yap Kredi var. AKD olumlu. Takas tablosuna baktığımızda son birkaç günde hafiften yukarı yönde yani pozitif yönde yabancı takasında alım olduğunu görülüyor buradan çıkan sonuç. Ama daha önemlisi şu direnç geçilmeli ki 18,5 milyon lot. O zaman daha olumlu olur. Evet, günlük takasa baktığımızda bahsettiğimiz gibi şuradaki hareket 111 bin lot Citibank yabancı alımı. Alım tarafı biraz zayıf günlük takasta. Haftalığa bakalım. 632'ye 640 alıcılar biraz daha güçlü. 85 bin lotta Citibank yabancı yine alım tarafında. Aylık takasta ise
Deutsche Bank var 208 bin lotta. Citibank 1,1 milyon lot satım tarafında aylık takasta. Yani günlük ve haftalıkta alımdaydı. Dolayısıyla son 3-4 hafta önce satımda iken son bir haftada tekrar Citi alıma geçmiş görünüyor. Toplam takasın %70,49'u ilk 5 kuruma ait. Toplam takas görünümü olumlu. Evet, takas görünümü de bu şekilde gençler. Doğaş için bugünlük bu kadar diyelim. İyi akşamlar.